Can Bey ve babaannesi, yani sizin sütenleriniz Gül Hanım gelmişler. Şimdi ben kendileriyle sohbet etmeye gideceğim. Ya inanın neyi nasıl söyleyeceğim onu da bilemiyorum. Siz lütfen bir şansım olsa masasında beni bekleyin Sedat Bey. Can'ı getirin Hava Hanım. Can koskocaman bir delikanlı, kendi isterse gelecek. Yani benim bütün bu olanları ona anlatmam lazım. Umarım istediğiniz gibi olur. Sizi bir şansım olsa masamıza alalım. Lütfen beni orada bekleyin. Tamam Hava Hanım, bekliyorum. Buyurun. Ne istiyor? Ne yapmaya çalışıyor? İnanın ben de çok net anlayabilmiş değilim. Bazen midem çok bulanıyor. Çok üzülüyorum. Sabır diyelim sevgili seyirciler. Hadi gelin birlikte Gül Hanım ve Can'la buluşalım. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi programımıza size ulaşmak için kendinizi sizin amcanız olarak tanıtan Sedat Bey başvurdu. Bir şeyler anlattı. Ben dinlemekte ve dinlediklerimi de hazmetmekte biraz güçlük çekiyorum açıkçası. Sizin her şeyi biliyoruz. Neyi ne kadar bildiğinizi bilmiyorum Gül Hanım. Çok fazla üzmek, yıpratmak da istemiyorum. Her şeyi biliyoruz. Neyi ne kadar biliyorsunuz bana anlatır mısınız? Ben sizden dinleyeyim. Fakat öncesinde bir şey sormak istiyorum. Annenizle ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz Selen Hanım'la? 3 yıldır. Selen diye biri yok. Anladım. Çok acı bir şey tabii insanın annesi için. 3 yıldır görüşmüyorum. Oğlumun ölümü beni çok etkiledi. Başınız sağ olsun. Öyle bir acı ki, öyle bir acı ki. Tarifi imkansız. Allah düşmanımıza bile vermez. Allah hiçbir anneye evlat acısı yaşatmasın Hava Hanım. Çok zor. Ciğerin yanıyor. Gerçekten ciğerimiz yanıyor. Ve bunu kimseye anlatamıyorsun. Çok zor bir olay. Çok haklısınız. Doğan'ımın son zamanları gerçekten çok ağrılı oldu. Çok kötüydü. Vefatından sonra o Selen denen kadın bana gelerek canı sana bırakmak istiyorum dedi. Ben de bunun önce düşündüm ki gelinim dedim büyük bir depresyonda. Acı çekiyor. Kafasını dinlesin, dinlemesi gerektiğini, bunun sebebinin böyle olduğunu düşünmüştüm. Ama hayır, Hava Hanım hayır, meğer öyle değilmiş. Farklıymış. O Sedat denen hain bize neler yapmış Hava Hanım, neler yapmış bize. Aileme bize neler yapmış. Oysa ben onun süt annesiyim. Sütümü verdim ona. İnanın onu öz oğlumdan ayırt etmedim. İnanın. Eminim, inanıyorum size. Yani bu yakarışınızı da çok haklı buluyorum kendi adıma. Ne öğrendiniz tam olarak Gül Hanım? Selen'ler arasındaki ilişkiyi öğrendim. Hainliği öğrendim ve yıllardır süregelen hainliği öğrendim. Nasıl öğrendiniz? Nasıl? Ben onun cenazesinde öğrendim. Oğlumun cenazesinde öğrendim. Çok acı. İnanın cenazesini, o an oğlumun acısını bile yaşayamadım. Nasıl öğrendiniz peki cenazede bunu? Cenaze sırasında komşum Selen'le Sedat'ın üzerine yürümeye kalkıştı. Komşunuz? Evet, komşum. O arada o komşumun böyle bir yaptığını anlam verememiştim ben. Ve ne çok dedi? Kızdım üzerlerine yani yürürken... üzerlerine yürüyerekten siz burada nasıl cesaretle gelirsiniz? Hangi yüzle gelirsiniz siz buraya? Gidin buradan, defolun gidin buradan. Sizin yaptığınız dualar kabul olmaz diye bağırdı. Üzerlerine yürüdü. Ah. Onlar da Selen'le Sedat apar topar camiden ayrıldılar. Mezara bile gelmediler Hava Hanım. Ben sonradan dedim ki bunlar Sedat'la Selen dedim. Duruma çok kötü, yani bu duruma çok kötü oldular durumdan. Ve bir tatsızlık çıkmasın diye gelmediler diye düşünmüştüm. Ama herhalde sonra, bir sorguladınız değil mi yani? Niye öyle olduğunu ben o zaman oğlumun acısıyla anlayamadım ki. Daha sonra
O gecenin akşamı, gecesi, geç saatlerde Selen geldi evime. Canı sana bırakmak istiyorum anne, ben çok kötüyüm. Biraz kafamı toplamak istiyorum dedi. Ben de tamam yavrum dedim. Bir yerlere gitmek istiyorum dedi. Gidebilirsin dedi. Eşyalarını topladı ve gitti. Sonra? Sonra gidiş o gidiş işte. Gelmedi bir daha. Hayır. Gelmesin de zaten görmek de istemiyorum ben. Peki siz o cenazedeki komşunuza gidip sordunuz mu? Komşum elbette tabii ki sonradan öğrendim ben. Komşumun bir arkadaşı Selen'le Sedat'ın oturduğu mahallede, aynı mahallede oturuyormuş. Ve Sedat'la ilişkileri olduğunu biliyorlarmış. Tüm mahalle biliyormuş. Ve bana söylememişler. Üzülmeyin diye. Tüm mahallede evet aynen öyle. Hatta mahalleden o komşular Selen'e demişler ki ben böyle ahlaksızlığın gereği yok. Ahlaksızlık yapma. Biz bunu Doğan'a söyleyeceğiz demişler. Ha fark ettiklerini fark ettirmişler. Aynen öyle. O da siz işinize bakın. Herkes kendi işine baksın diye ters demiş. Sizden de gizlemişler. Aynen öyle. Terbiyelerinden evet, tabii. Evet, evet. Gizlemişler. Bunu daha sonra ben oğlum hastanede yatarken, oğlum tabii uzun bir süre son zamanlarını hep hastanede geçirdi, inanın. Çok ağrılı, çok sancılı, çok günleri oldu. Ben her gün onun yanındaydım, her gün ziyarete gidiyordum. Ama ana yüreği işte, dayanamıyordum ben. Onun çektiği ızdıraba, acıya, inanın dayanamıyordum ben. Haklısınız. O arada komşularım da gelip gidiyorlardı, sağ olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hem bana destek için geldiler, hem de oğluma moral olsun diye geldiler. Küçüklükten beri, yani Doğan'ımın küçüklükten beri tanıdığı insanlardı bunlar komşularım. Ama işlerinden bir tanesi artık daha fazla gerçekleri bildiğini Doğan'a anlatmak istemiş. Bir gün ben hastaneye gitmemiştim. Tansiyonum çıkmıştı. Başım ağrıyordu, evde kalmıştım. O gün işte komşum tek başına giderek Doğan'a her şeyi anlatmış. Yani Doğan Bey ölmeden önce, vefatından önce maalesef her şeyi öğrenmiş evet, mi? Evet, evet, evet. Size de bir şey söylemedi. Söylemediler. O da ben üzülmeyeyim diye bir şey söylemediler. Ta ki cenaze şeyine kadar. Cenaze sırasında. Hayır oğlunuz ondan size de sonra bir şey söylememiş. Hayır Doğan'dan öğrenmedim ben. Doğan söylemedi bir şey. Ah canım o, benim. O komşum arkadaşıyla tanıştırdı sonra bana. Beni arkadaşıyla tanıştırdı o komşum. O mahallede oturan arkadaşıyla. Onunla birlikte uzun uzun konuştuk. Tabii ben inanmak istemedim. İlk önce böyle bir şey gelinim yapmaz dedim. Hayır dedim. Olamaz. Bu yalan dedim. Hayır dedim.